Madde bağımlılığı oranı arttı değil, %90'larına ulaştı artık. Önceden lise, üniversite şeyler şimdi ilkokul önlerinde satılmaya ve kullanılmaya başladı. Önceden çarşılarda, şehirlerdeydi. Millet şehirlere göç etmeyi düşünmüyordu. Köylerde kalmayı tercih ediyorlardı ki çocukları çarşılarda herhangi öyle bir şeylere bulaşmasın. Şimdi köylere yansımaya başladı bu işler. Köylere yansımaya başladı, yani yansıdı daha doğrusu. Ailelerin bir şey yapacak bir durumu yok. Kim ister ki çocuğunun uyuşturucuya şeye düşmesini? Çocuğa bir şey deme hakkı kalktı. Büyüklerin çocuğa bir şey deme hakkı kalktı. Bir tokat vursa ya çocuğu kendinden alacaklar ya aileye ceza verecekler. Şu televizyonlarda terlik fırlatmanın cezası olduğu gibi. İnanın olsun ki benim bahçe aramda bu işleri yaşadıklarını gördüm. Birkaç sefer polise telefon açtım. İlgilenen bilen olmadı. Olmadı. Ki oysa orayı takip altına almış olsalar, sivil polislerimiz var, devletimizin araçları var. Fazla değil, bir gün veya iki gün löbet tutmuş olsa patenseleyecek. Arkadaşlarımızın çocukları var. Önüne geçemiyorlar ki. Ya kendiye bir bıçak çekiyor, ya silah çekiyor, ya dikleniyor. Senin çocuğun sana tehdit etse, hakaret etse ya onu evlatlıktan sileceksin. Ya da sesini çıkartmayıp işte hayata hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceksin. %90 değil de hiç kimse sesini çıkartmayıp devam ediyor. Gerçekten bizlerin de gözünün önünde olan şeyler var. Ben Kahramanmaraşlıyım. Bizlerin memleketimizde bile çoğaldı aslında. Kullanım yaşı 13-14 yaşlarına kadar indi. Bu dönemlerde sentetik dediğimiz olaylar daha da çoğaldı. Bu konuda hükümetimizin gerekli çalışmaları gerçekten ileri yönde yapıyorlar ama nedense bir türlü aşamıyoruz. Bunu ben de bilmiyorum. Biraz da biz toplum olarak bizler duyarsız gibi geliyor. Yani bir hükümetin bize vermiş olduğu bazı ihbar şeyleri var. Onlara biraz daha duyarlı olmamız olduğunu düşünüyorum. Şu an bir şey de söyleyemiyorum. Bu konuda benim de çevremde kullanan insanlar vardı. Onlardan da üzüldüğüm bazı noktalar vardır. Madde bağımlılığı Türkiye'de çok alt seviyelere düştü. İnşallah bununla ilgili devletimiz gerekli çalışmaları yapar. Bu çok alta düşen yaşların kullanılmaması noktasında daha ileri yaşlara doğru tramlansınlar. Yani bu Türkiye için ciddi bir tehlike oldu artık. Çok en önemli sorunlardan biri oldu. İnşallah devletimiz bununla ilgili çalışmaları yapıp bu sıkıntıyı Türkiye'nin başında kaldırmalarını rica ediyoruz. Aile kendi içinde bir sefer çocuklarına sahip olacak. İkincisi, eğitim kurumları bu noktada çocukları bilinçlendirecek. Her türlü herkes, gerek Cumhuriyet, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek aile, herkes kendi çerçevesinde çaba içine girip bu sorunun kökünü kazımak için mücadele vermek. Topyekun bir mücadele olmazsa bu işin çözülme şansı çok sıkıntılı. Türkiye'de bugün ne kadar acı bir duruma düştük. Müslüman bir ülkede 13-14 yaşlara düşmüş uyuşturucu kullanma yaşı. Bu Türkiye için ciddi bir sorun. Bu konuda devleti dışarıda insanlar halka kazandırmamız lazım. Yani dışarıdan bakmak güzel olmuyor ama bunu nasıl desem bilinçli olmak lazım bu konuda aslında. Anne babalara çok görev düşüyor. Ve ben de iki tane kızım var. Dışlıyoruz. İşin açığı o insanları dışladığımız için daha da çok şey yapıyor. Küçük yaşta başlıyorlar. Anne baba eğitimi çok önemli bu konuda. Yani biz üstümüze düşeni yapmıyoruz. Eğitim çok önemli bu konuda. Yani anne baba okula gönderiyor çocuğunu ama şey yapmıyor. Parasını veriyor cebine. Onu bilinçlendirmek de, kızım bugün neler yaptın. Eğitim çok önemli. Ya ben şu konuda söyleyeyim. Eğitimsiz bir hayat düşünülemez aslında. Bilinçli olmak lazım. Yani başka da bir şey demiyorum yani.